Zoom nasıl mesela çok kısa bir sürede hayatımızın parçası haline geldi. Bunun işte bunun gibi sistemlerin daha böyle üç boyutlularının hem eğitim hem de eğlence alanında bütün hayatımızı nasıl saracağını düşünmek çok heyecan verici. Augmented reality ya da işte virtual reality ile evimizin dört duvarı da ekranlarla kaplı hale geldiği zaman, evler akıllı evler haline geldiği zaman, bu cihazlar vücudumuza daha fazla eklemlenmeye başladığı zaman, mesela giysilerle, saatlerle ya da çiplerle falan beynimize daha fazla eklemlenmeye başladığı zaman, yani öyle bir zaman gelecek ki bütün uyandığımız andan uykuya geçtiğimiz ana kadar mirror world de deniyor buna. Yani bu ayna dünyası gibi hani bu ekranlar hayatımızın her alanında var olacaklar. Dünyanın acaba YouTube'ları nasıl olacak? Bir de bunlar var. Hani geleceğin YouTube'ları belki şu anda üzerine uğraşıyorlardır yani bunları. Belki bunların küçük startupları kurulmuştur, biz bilmiyoruz. Bir yanda da şeyi görüyoruz. Netflix ve streaming savaşlarının çok hızlandığını görüyoruz. Hele bu koronavirüs döneminde bu daha da hızlandı. Disney kendi streaming servisini açtı. Amazon Prime zaten devam ediyordu çok iddialı bir şekilde. Bir de bunlara Apple TV eklendi. İşte başka platformlar da var. Bütün bunların üzerine HBO kendi platformunu kurdu. Ve daha bir sürü. CNBC'nin kendi platformu var vesaire. Daha hani bu streaming savaşları inanılmaz hızlı devam ediyor. Bu platformların daha da kişiselleştiğini düşünelim. Geleceğin eğlence sistemlerinin daha da kötü hale geldiğini, sana özel hale geldiğini düşünelim. Algoritmaların senin isteklerini, hayallerini daha iyi algıladığını düşünelim. Ve bu, bütün bunları 3 boyutlu, hatta 4 boyutlu, 5 boyutlu bilmediğimiz boyutlara daha fazla yayıldığını düşünelim. Mesela koku iletilmiyor şu anda ama kokunun da iletildiği teknolojiler düşünelim. Mesela hayal gücümüzü genişlettikçe bunun sonu yok yani. İnovasyonun nerede duracağını kestirmek de çok. Ne kadar neyi tahmin edersek edelim yanılacağız yani. Çünkü geleceği böyle hiç hayal etmediğimiz kadar bence özellikle bu alanlarda çok daha böyle hızlı dönüşeceğimiz bir ekosisteme giriyoruz. Bu ekosistem mesela internetin yarına geleceği nasıl olacak? İnternetin mesela 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5 boyutlu halleri, multimedya halleri nasıl olacak? Bunların daha şirketleri bence ortaya çıkmadı yani. Biz yeterince bilmiyoruz. Hani bir sürü atılım var, evet. Ama hayal etmeyeceğimiz şekilde bunlar yaygınlaştığı zaman, mesela Zoom nasıl mesela çok kısa bir sürede hayatımızın parçası haline geldi. Bunun gibi sistemlerin daha böyle 3 boyutlularının, hem eğitim hem de eğlence alanında bütün hayatımızı nasıl saracağını düşünmek çok heyecan verici. Her şeyin dijital ikizinin olması, işte bu platformların daha fazla immersive hale gelmesi, hayatımızın her alanını daha fazla ele geçirecek olması. Ama bundan da memnun olacak olmamız. İşte Google Glass vardı ya mesela, bu Google Glass başarısız oldu falan diye kenara ittik ama bu aslında gelecek dünyanın habercisi. Bu başarısız olur ama başka bir sonraki versiyonu çok daha başarılı olacak yani bunlar. Bir de tabii ses teknolojileri. Onlar da çok daha başarılı olacaklar. Siri'dir, Alexa'dır. Bir yandan hani ses teknolojisi de daha gelişmesini hiç tamamlamadı yani. Bir de bunlara işte koku teknolojilerini falan ekleyelim. Bir de insan beynine daha fazla erişimi olan düşünce gücüyle mesela cisimleri hareket nasıl ettirebiliriz? Mesela bunlar yeni teknolojiler demek hep. Yani sen düşünce gücüyle bir şeyi düşündüğün anda bütün cihazları senin emrine verirse, sen hiç hareket edemiyor olsan bile, tamamen felçli bile olsan, Stephen Hawking gibi, tamamen düşünce gücüyle cisimleri, devasa cisimleri harekete geçirebileceksin mesela teknolojiler. Ya da iki insanın iletişimi beyinden beyine çok daha böyle zengin nöral bağlantılarla mesela hayal edelim bir sürü yepyeni açılımlar olacak. Belki bu internetin geleceğinde ben mesela beynimin bütün zenginliklerini, hayal gücümü işte 5G ile değil de 10G ile ya da işte 20G ile falan aktardım. Onun içinde bütün boyutları düşünelim mesela. Hani koku, renk, ışık, hayal gücü böyle bir sürü boyutun mesela immersive bir biçimde insanlar arasında böyle bağlantılar kurulduğunu düşünelim.
Ve şu anda ben mesela kendimi ifade etmekte gerçekten zorlanıyorum. Şu anda mesela yazıyoruz, çiziyoruz değil mi? Ama yazdığımız, çizdiğimiz şeyler çok sınırlı kalıyor. Her zaman mesela video daha bir bu açıdan bir açılım sağlıyor. Ama videoda da kalmayıp acaba bunu böyle hayatın her alanını daha fazla yansıtacak şekilde yeni açılımlar bulabilir miyiz? Bunların daha çok boyutları olabilir mi? Bunları mesela hayal ettikçe aslında daha gidilecek çok mesafe var. Bu Black Mirror bölümlerinden gördüğümüz şeyler çok hoşumuza gidiyor belki. Gerçekten ufuk açıcı ama daha da ötesi var bence. O bölümlerde ele alınmayan hayal gücüyle, yani insanların mesela tamamen avatarlarla farklı platformlarda istediğin gibi kendini etiketleyebileceğin ya da kendi formunu dönüştürebileceğin dijital platformlar. Bunların ortaya çıkması. Bunlar çünkü hepsi çok heyecan verici açılımlar olacak bence. Geleceğin en böyle heyecan verici sahalarından biri bence bu iletişim teknolojilerinin yarını, yani multimedya hale gelmesi. Çok daha böyle hani çözünürlüğü yüksek, çok boyutlu, tamamen inkişaf etmiş, hayal gücünü de işin içine katabileceğin halleri nasıl olacak? Bu alanda bence yarının şirketlerini bilmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yüzlercesi var mesela bu startupların tohumları. Bu yüzlercesinden bir tanesi domine edecek muhtemelen. Ya da birkaç tanesi domine edecek şu an olduğu gibi. Acaba geleceğin bu firmaları bu 4-5 büyüklerden mi çıkacak, yoksa tamamen bağımsız başka platformlar mı çıkacak? Bu da çok ilginç bir soru. Bu bağımsız platformları bu 4-5 büyükler satın alacaklar mı? Bir de o, böyle bu satın almalar devam ederse. Biliyorsun şey, Facebook tam böyle ışığı sönmeye başladığı anda Instagram'ı satın almış. Çok iyi fikrin olursa senin ve çok iyi bir startup'ın olursa. Mesela DeepMind, yapay zekada çok böyle büyük açılımlar yapabilecek firmalardan biri. Londra'da kuruldu. Google hemen satın aldı. Dolayısıyla Google'ın parçası olarak devam ediyorlar. Bunun gibi yarının teknolojileri acaba böyle daha bağımsız platformlar da olabilecekler mi? Bir de tabii bu ekosistemde Çin'in rolü giderek artıyor. Onu da düşünmek. Bir TikTok geldi mesela, darmadağın etti her tarafı değil mi? Çin startuplarının altın dönemlerine gireceğiz. Hindistan'ın mesela bu dünya çapında inkubatörlerinin olduğunu düşünelim, ya da işte yepyeni böyle unicornların Hindistan'dan çıktığını düşünelim. Bir de Hindistan da bence daha hani yolun çok başında. Yani onun potansiyeline eriştiğini görürsek eğer biz, oradan da çok büyük açılımlar gelecek diye düşünüyorum. Bir de tabii ki zaten hani bu alanda iyi olan oyuncular var. Yani Kanada gibi mesela, ya da işte İskandinav ülkeleri, Avrupa ülkeleri. Bunlar zaten iyi oyuncular yani. İnovasyon devam edecek yani. Amerika ve Çin kadar böyle derin ceplere, para kaynaklarına sahip olamasalardı, bu ülkelerde de böyle çok ciddi inovasyon yapıyor. İngiltere mesela imkanları çok kısıtlı aslında. Hani böyle zengin ülke falan diye biliniyor ama aslında yani hakikaten imkanları bayağı kısıtlı. Üniversitelerle kıyasladığımız zaman mesela bir üniversitenin zenginliği, Oxford'da Cambridge'i bir kenara bırakıyorum çünkü onlar özel 800 senenin mirasını yiyorlar yani. O apayrı bir. Oxford ve Cambridge, Oxbridge denen bir ayrı bir sistem yani. Ayrı bir dünya ama İngiltere'nin geri kalanı özellikle. Ki şunu da söyleyeyim, Oxford ve Cambridge dahi Amerika'daki üniversitelerle kıyaslandığı zaman çok kısıtlı kalıyor. İşte Harvard'ın asset büyüklüğü, kaynak büyüklüğü inanılmaz boyutlar. İngiltere'deki en iyileri düşünelim. Cambridge'in, Oxford'un en az 10 katı. Ayrı bir level'da gidiyorlar yani. Özellikle Kuzey Amerika'daki üniversiteler ve şirketler. O tabii ki hani o şeyin getirdiği avantajlar. Sen düşün ki yani neredeyse 70 senedir, 80 senedir, neredeyse bir asırdır zaten dünya liderisin yani. Bunun getirmiş olduğu şeyler bunlar. Tabii ki bir gecede değişmez yani. Bunların değişmesi 10 sene alacak. Ya da 20 sene alacak. Neyse yani. Ama çok hızlı değiştiğini görebilirsiniz aslında. Yani koskoca Amerika'nın böyle parça parça nasıl döküldüğünü çok hani ve çok hızlı dağıldığını biz aslında görüyoruz bu koronavirüs dolayısıyla.